Gündelik hayatın kendine göre bir akışı var ve o akış hatta bir girdaba dahi dönüşebiliyor kendimizi kaptırdığımızda. Meşguliyetler şu bu, oraya gideceğim, oradan buna yetişeceğim, sonra şunu yapacağım, ertesi gün bu olacak, şu hesap var bu vesaire derken yani bir dönüp bakıyoruz ki yani mümin, Müslüman, mutekit insanlar olsak dahi hayatın o akışı bir şekilde bir taraftan paçamızdan, eteğimizden, kolumuzdan bizi yakalamış ve bir şekilde biz de kendimizi o akışın içine kaptırmışız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her halinde, her edebinde, her sünnetinde bir hakikat, bir hikmet olduğunu, bir hayat ve iman dersi olduğunu görüyoruz. Hani itikaf denildiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bilhassa Ramazan'ın son 10 gününü itikafla geçirdiği, bunun onun bir sünneti olduğunu ne zaman aklıma gelse, ne zaman düşünsem hep bu söylediğim mana dünyam gelir. O sünnetin ardında, itikaf sünnetinin ardında sanki öyle bir ders var. Hayatın akışına kendimizi kaptırmışken o akıntıdan, o girdaptan kendimizi kurtarma, durup neredeyiz, kimiz, ne için buradayız, niye bu dünyada bu hayatı yaşıyoruz, amacımız ne? Bunun için bir düşünme ve dönüp peki o amaca uygun mu yaşadık, ne kadar ona uygun yaşıyoruz? Ona dair bir muhasebe yapma ve deyim yerindeyse fabrika ayarlarına dönme. Bizim bu dünyada yaratılışımız, bu dünyaya gönderilişimiz amacına dönme. İtikafın böyle büyük bir dersi, büyük bir sırrı, büyük bir hikmeti olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden evet, bugünün şartlarında hayatlar daha zor. Belki işi olan var, gücü olan var. İşte mesaisi belli bir programa bağlı olan var. İzin alması mümkün değil belki 10 gün birçok kişinin. Ama tatiller var. Ramazan'ın sonunda da o son 10 gün içerisinde de cumartesiye, pazara denk gelecek olan günler var. İki günde olsa, bir günde olsa sanki itikafa çekilebilsek, o sünnet nimetinden istifade edebilsek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın itikafla murad ettiği şeyin bir gölgesi, bir hissesi, bir rüzgarı, bir esintisi bizim de dünyamıza gelebilse keşke. Noktada itikaf sünnetini daha geniş bir çerçevede bizim ihya etmeye ihtiyacımız var. Böyle bir itikaf niyeti ve gayreti içinde bir taraftan girmemiz gerekiyor. Öbür taraftan da inşallah camilerimiz, mescitlerimiz bu noktada Ramazan'da böyle bir gayret içinde olunur. İtikafa uygun hale gelir veya en azından itikafa uygun mescitler, camiler oluşturulur ve bunların hangi camiler, mescitler olduğu ilan edilir ve böylece o sünnetin imkanlarından, o sünnetin önümüze koyduğu nimetten iman, ahlak, amel, ameli salih ve hayat dersinden inşallah daha fazla istifade ederiz biz bugünün müminleri olarak. Çünkü biz bugünün müminleri şu dünyevileşme asrında itikaftan alınacak o derse belki geçmiş bütün asırların müminlerinden daha da fazla muhtaçız.